Bu aşağı doğru bakacak. Bunlar dik bir şekilde duracak. Güneş enerjisini kullanırsan şu vanayı yan çevireceksin. Tamam. Güneş enerjisini kullanırsan bu kombiyi kullanacağın zaman hepsi dik duracak. Şartel yukarı doğru açık. Bu açma kapama. Bastın cihazını açtın. Semboller ve derece geldi. Şu an cihazın açık. Petek sıcaklığını ayarlamak için petek tuşuna basarsın. Dereceyi yukarı ok veya aşağı oktan. İstemiş olduğun dereceyi ayarlayıp okeyliyorsun. Peteğin çalışmaya başlıyor. Sıcak suyun içinde musluğa bastın. Yine musluğu istemiş olduğun dereceye ayarlıyorsun. Sonra okeyliyorsun. Musluğun sıcaklığını ayarlamış oluyorsun. Kalorifere güneş enerjini bozup kalorifere kullanmak istemiyorsun ama cihazım sadece sıcak su üretsin dersen petek tuşuna basıyorsun. Dereceyi iyice aşağı doğru düşürüyorsun. 30 derecenin altına geldiği zaman ekranda off yazısı çıkar. O zaman da cihazın sadece doğal gazlı şofben olur. Cihazımızın içerisinde 1,5 bar su olması gerekiyor. Birin altına düştüğü zaman ekranda hata kodu verir. O suyu nasıl görüyorsun? Aşağı oka bastığında burada 1,3 yazar. Biraz eksilmiş. Şuradaki siyah çubuğu sola doğru çeviriyorsun. 1,4, 1,5, 1,6 yazdı. Sonrasında kapatabilirsin. 2'yi bulmasın, 1'in altına düşmesin bu. Tamam. Cihazında dışarıdan gaz kesildi veya farklı bir problem oldu. Suyu bitti. Ekranda hata kodu yazdı. Kullanım kitapçığından bakarsın. Hata kodunu örnek veriyorum. Gazın kapalıydı. Gazını açtın yanlışlıkla. Ekranda hata kodu silinmez. Şu iki tuşa 5 saniye basılı tutuyorsun. Arıza varsa cihaz hafızasını sıfırlıyor. Evet. Bunun haricinde yaptırmam gereken yılda bir defa bakım yaptırıyorsun. Bu bölgelerde elektrik problemi çok fazla. Mutlaka cihazına bir tane regülatörü bağlatıyorsun. Tamam.